Herkese merhaba. Bugün sizlerle tıbbın en heyecan verici alanlarından birini konuşacağız. Yaşlanmayı yavaşlatan ilaçlar. Geçtiğimiz günlerde Medscape'de bu konuda bir yazı yayınlandı. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Yaşlanma, kalp hastalıklarından kansere, bunamadan böbrek yetmezliğine kadar birçok kronik hastalık için çok güçlü bir risk faktörü. Ancak geleneksel tıp her hastalığı ayrı ayrı ele alıyordu. İşte gerobilim tam bu noktada devreye giriyor. Amaç yaşlanmaya yol açan biyolojik süreçleri hedef alarak hem yaşam süresini hem de daha önemlisi sağlıklı yaşam süresini uzatmak. Kronolojik yaştan farklı olarak biyolojik yaş vücudun ne kadar yaşlı çalıştığını gösteriyor. Örneğin DNA metilasyonuna göre biyolojik yaşı 8 yıl ileride olan bir kişinin ölüm riski yaşıtlarına göre 2 kat daha fazla olabiliyor. Peki bu biyolojik süreçler nasıl etkilenebilir? İşte bununla ilgileniyor gerobilim. İşte bilim insanlarının üzerinde çalıştığı bazı stratejiler şunlar. Birincisi kalori kısıtlaması. Farelerde gösterilmiş ki ömrü %40'a kadar uzatmış. İnsanlarda yapılan CLEAR çalışmasında da kalori kısıtlamasının hücre yenilemesini arttırıp inflamasyonu azalttığına dair kanıtlar var. Peki yaşlanmayı yavaşlatan bir ilaç var mı? Yeni bir ilaç yok ama bildiğimiz ilaçların bazı ömrü uzatan etkilerinin olduğu gösterilmiş. Bunlardan bazıları şunlar. Örneğin metformin, diyabet tedavisinde kullanılan bu ilaç, mitokondrileri ve otofajiyi etkileyerek nörodejeneratif hastalık riskini düşürebiliyor. Rapamisin ve türevleri, mTOR yolunu baskılarak otofajiyi arttırıyor, bağışıklık yanıtını güçlendiriyor ve deneylerde yaşam süresini uzattığı gösterilmiş. Yine senolitikler, yaşlanan hücreleri ortadan kaldıran bu ilaçlar, hayvanlarda ömrü %27'ye kadar uzattı ve ilk insan deneylerinde güvenli bulundu. Bunların yanında semaglutid gibi modern kilo kaybı ilaçları da kalori kısıtlamasını taklit ederek hem kilo kaybı hem de daha düşük ölüm oranları sağlayabiliyor. Tabii bunların birçok yan etkileri var. Tabii şu an bunları yaşlanmayı engelleyici ilaç olarak kullanamıyoruz. Çünkü FDA henüz yaşlanmayı yavaşlatmayı bir endikasyon olarak görmüyor. Pek yakın gelecekte işler değişecek gibi. Sonuç olarak gerobilim hastalık ortaya çıkmadan önce yaşlanmanın temel biyolojisini hedef almayı öneriyor. Bu sadece ömrü değil, sağlıklı geçirilen yılları da arttırabilir. Belki de çok uzak olmayan bir gelecekte elimizde gerçekten yaşlanmayı yavaşlatan haplar olacak. Peki sizlere soruyorum. Elimizde yaşlanmayı yavaşlatan bir ilaç olsaydı sizler de kullanmak ister miydiniz? Düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Sağlıcakla kalın, iyi günlerde kalın.